Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK tarafından yürütülen çiftçilerin ve gıda işleyicilerinin İPART destekleri, Avrupa Birliği çevre ve hijyen standartları konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik teknik destek projesi, çiftçiler ve gıda işleyicilerinin gıda hijyeni, çiğ süt kalitesi, çevre koruma ve hayvan refahı açısından Avrupa Birliği ile uyumuna ilişkin eksikliklerinin belirlenmesi, tarafların konu ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve TKDK'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlamakta. Projenin farkındalık bileşeni kapsamında İPART desteklerinden faydalanmış yatırımcılarımızla işletmeleri ve faaliyetleri hakkında görüşmek, bu görüşmeleri muhtemel faydalanıcılarla paylaşmak, hikayelerini bir de onların ağzından dinlemek hedeflenmiştir. İsmim Nilgün Yıldırım. 1969 Afyonkarahisar doğumluyum. İki tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Süt ürünleri teknikeri olarak mezun oldum. Antalya'da yaşıyordum. Antalya'daki bu dönemim içerisinde radyo televizyonlarda, yerel kanallarda haber ve program sunuculuğu yaptım. İki senede tıbbi mümessillik maceram oldu. Bu işlerin dışında sadece eşim özelde çalıştığı için onun bazı işlerini takip ederek zamanımı geçiriyordum. Normalde ev hanımıydım. Ben 2014 yılına kadar çiftlik kurma hayalini sadece emeklilik zamanı için düşünüyordum. Açık söylemek gerekirse. Herkesin bir hayali vardır. Önünden dere geçen bir evi olsun, ahşap bir ev. Ağaçları olsun, çiçekleri olsun. Bir iki hayvanı olsun, onunla uğraşsın ve stres atsın. Bizim böyle bir düşüncemiz vardı. 2014 yılında TKDK ile tanıştık bir toplantıda. Bize Avrupa Birliği'nin desteklerinden bahsettiler. Bu destekler gerçekten çok güzel ve cazipti. Çok da güzel aktarıldı bizlere. Güzel yönlendirmelerle çok iyi şeylerin başarılabileceği düşüncesine sahip olduk. Dolayısıyla 2014 yılında 120 başlık bir süt işletmesi kurmaya karar verdik. Bu 120 başlık süt işletmesi 2014 yılında devreye girdi. Hayvanlarımız içeriye sokuldu, işletmemiz açıldı. İşletmemiz 120 başlık süt işletmesi olarak kuruldu. Buraya geldiğimden beri yapmak istediğim tek şey vardı. O da gerçekten standartlara uygun düzgün bir iş yapabilmek, profesyonel bakabilmek. Anam babam usulü yapılan işlerde artık karlılık yok denecek kadar az. Dolayısıyla insanların çoğu da bu şekilde yapmaktan vazgeçiyor. İşletmenin durumuna, yaşananlara göre işçi sayımız da göreceli olarak değişebilmekte. Sağımcı arkadaşlarımız sağmaneden sorumludur. Yemci arkadaşımız yeminden sorumludur. Buzağlarımızla ilgilenen bir buzağcı arkadaşımız mevcuttur. O da buzağlarından sorumludur. İşletme bünyesinde sabit bir veterinerin olması bizim karlılığımızı çok daha artırdığından, buzağı ölümlerimizi sıfıra yakın indirdiğinden, dolayısıyla hayvanlardaki ulaşabilecek en küçük aksiliği dahi anında müdahale edip ortadan kaldırabildiğinden bizler için çok önemli. Bizim için çiftlikte olmazsa olmaz, hayvanın beslemesi düzgün olmak zorunda. Sağlığına dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla yatıp kalktığı yerlerin çok temiz olması lazım. Aslında pek çok yerde klasik müzik dinletiliyor bu hayvanların süt verisini artırmak için. Burada biz neyi de üflettik arkadaşımıza, veteriner arkadaşımıza gayet başarılı sonuçlar aldık. Hayvanlar sağma ne kadar rahat gelirlerse, ne kadar stressiz gelirlerse oradan alacağımız süt miktarında o kadar olumlu yansıttıklarını gözlerimle gördüğüm için hayvanlarıma burada asla vurulmasına müsaade etmiyorum. Buraya geldiğimden beri yaşadığım tek sıkıntı vardır. Daha doğrusu iki tane sıkıntı var. Bir tanesi eşim ve çocuklarımdan ayrı kalmak. Bir diğeri de çevredeki arkadaşların kadın başına nasıl başaracaksın sözlerine karşı durmaktır. Bunu yapabilmek için çok yol sarf etmem gerekiyordu, çok çaba sarf etmem gerekiyordu. Ama şimdi danışmak için pek çok arkadaşımız abla şunu nasıl yapalım diye bana geliyorlar. Şimdi İPART projeleri bizler için gerçekten sunulmuş bir nimet gibidir aslında. Buraya başvuracak arkadaşların öncelikli olarak gerçekten hedeflerinin ne olduğunu bir koymaları lazım önlerine. Çünkü bu hayvanlar sürekli artacaklar.
arkalarında bunu takviye edecek bir ekonomik güçlerinin mutlaka olması lazım. Barındırabilecek yerlerinin mutlaka olması lazım. Dezenfektan için çukurlarının yeteri kadar olabilmesi lazım. Bu sıvıları oradan boşaltabilecek imkana sahip yerlerinin mevcut olması lazım. Bunların hepsi bizleri zorlayan şeyler aslında. İçine gerçekten bilerek girerlerse herhangi bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Hem Avrupa Birliği'nin hem TKDK'nın bizlere vermiş oldukları bu imkanlar düzgün değerlendirildiği takdirde insanları mal sahibi yapıyor, mülk sahibi yapıyor, iş sahibi yapıyor. Dolayısıyla işin içine gerçekten bilerek giren arkadaşlar mümkünse danışmanlarını da çok iyi seçerek bu işe başvursunlar isterim. Gerçekten 5 sene çalıştırdıktan sonra her şey sizin oluyor. Kazanmamak diye bir şey olamaz. Mutlaka ki kazanırsınız. Yeter ki başında durun, işinize sahip çıkın. Bunun dışında sadece ve sadece sevmeleri gerekiyor. Sevmediğiniz hiçbir işten bir kar elde edemezsiniz. Bunu mutlaka bu şekilde değerlendirin arkadaşlar.